Sevgili arkadaşlarım, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz kahvaltı toplantımıza. Burada yeni gazeteci simaları var. Çoğunuzu tanıyorum ama tanımadıklarım da var. Hem samimi bir ortam olsun diye, hem de böyle girizgahta rahatlık sağlasın diye bir yeni olan arkadaşları tanımak istiyorum. Ama önce ben kendimi. Bizim tarzımız böyle. Ben İbrahim Aydemir, Erzurum Milletvekili AK Parti. Sen mesela. Nerede çalışıyoruz? İsim. Kardelen'de isim. Betül. Pelin. Evet. Şimdi Anadolu Ajansı'ndan arkadaşlarımız var. Normalde bunları bizim çok yakın tanımamız lazım. Öyle değil mi? Ama ben mesela isim olarak bilmiyorum. Melek Çat. Melek? Çat. Çat. Siz? Tamam. Olsun bakalım. Onun dışında hep tanıyorum ben. İki arkadaşımız gazeteci değilsiniz herhalde. Değilsiniz değil mi? Tamam. Peki onun dışındaki arkadaşlarım ben tanıyorum. Allah razı olsun. Şimdi değerli arkadaşlarım, ben tabii içinizden birisiyim. Yani bir bakıma meslektaşınız. Dahasını söyleyeyim. Sürekli basın kartı sahibi. Değil mi? Mesela burada kaç kişi var sürekli basın kartı sahibi? Şimdi gazeteciyi tarif ederken çok farklı tanımlar getiriliyor. Ama ben şahsen bir kelimeyle gazeteciyi ifadelendirmeye çalıştım bugüne kadar. Gazeteci merak edendir. Merak eden. Eskiler buna tecessüs sahibi diyorlar. Merak tek başına ele alındığında çok fazla bir anlam ifade etmiyor. Araştıran filan merak. Oysa tecessüs sahibi İyiyi, güzeli, doğruyu açığa çıkarmaya çalışan, yani ayıpları, çirkinlikleri, efendim bu neviden menfi şeylerin üzerine açmaya çalışan değil. Tecessüs sahibi, iyi olanı araştıran. Dolayısıyla bizim gazeteci tarifine tecessüs sahibi giriyor. Bunu da her durumda, şu iklimde çok rahat İçimden gelerek söyleyebiliyorum çünkü uzun yıllardır Erzurum basını takip ediyorum. Elhamdülillah. Ayıpları araştıran, efendim ya da ayıp izafe etmeye çalışan içimizde çok fazla isim olmadı bugüne kadar. Şu anki vasatta da çok şükür hiç yok denecek kadar bir hal var. Dolayısıyla bu müsbet hali ifade ettiğiniz için ben size teşekkür ediyorum. Bu tariften sonra özellikle selam vermek istiyorum arkadaşlar. Cümlenize selamun aleyküm. Dün bir toplantıda bütün selam vermeyi de unutmuştum. Demin Fatih Başkanım'la onu paylaştım. Şimdi arkadaşlar, tabii yaklaşık bir yılı aşkın zamandır milletvekiliyim ben. Ama siyasetle hemhal oluşum çok eskiye dayanıyor. Hem siyasetçi hem gazeteci olunca toplumun sosyal, kültürel, ekonomik kodlarını da ister istemez nüfuz ediyorsunuz. Daha fazla nüfuz ediyorsunuz. Özellikle gazeteci olunca bunları birebir yaşama imkanı buluyorsunuz. Gazeteci ayna tutan adamdır. Siyasetçi de özellikle ayna tutulsun diye gayret sarf eden aktör. Elbette ki bizim yaratılışta, kodlarımızda eleştiriye, tenkide tepki veren bir hal var. Hepimizde var. İnsanız. Ama ak anlayışta, ben bizi tarif ederken ak dava, ak anlayış filan diye özellikle kutluyorum. Mümkün mertebe bize ayna tutulsun diye bir açık hal ortaya koyuyoruz. Bunu seçildikten sonra ben yaptım ama şu anda teşkilatımızın mensupları var. Bunlar da aynı hal üzereler. Diğer milletvekillerimiz de böyle düşünüyoruz biz. Bize ayna tutulsun. Çünkü bizim göremediklerimizi siz çok daha köşelerde takip ederek görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yapmamız gerekenleri bize aktarırsanız, bize anlatırsanız birlikte hal yolu buluruz. Bu yönüyle üzerinize çok büyük bir vazife düşüyor ve vebal de yükleniyorsunuz arkadaşlar. Çok önemli bir vazife sizin şu an yaptığınız iş. Şimdi arkadaşlar,
Fatih Başkan'ın gündeme dair söylenmesi gerekenlerin hemen tamamına yakınını söyledi. Satır başları hali. Ama ben de Ankara ayağında bulunmuş bir kardeşiniz olarak ufak tefek değinmelerde bulunayım müsaadenizle. Bir defa 15 Temmuz bütün bir Türk milleti için miladi bir tarih ifadesidir. Bundan sonra 15 Temmuz'dan önce 15 Temmuz'dan sonra diye bir tarif gelişecektir. Öyle değil mi Güvencim? Öncesi belki bizim için yaşanmadan önce normal bir halde ama normal olmadı. İçinde bulunduğumuz halin çok faullü bir zemin olduğu yaşandıktan sonra çok daha net bir biçimde anlaşıldı. Bunu biz 17-25 Aralık 2013'te Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından bugünün resmini ifadelendirmişti, duymuştuk. O tarihte söylemişti. Ama birçoğumuz, elhamdülillah biz öyle değildik, biz ona kanaat getirdik. Acaba sualleriyle, istifhamla bakmıştı hadiseye. 15 Temmuz Sayın Cumhurbaşkanımızın tarifini bütün çıplaklığıyla orta yere koydu. Elhamdülillah. Bu yönüyle bir defa şeffaf bir zemine sahip olduk. Bir büyük nimettir. Şeffaf zemin şu arkadaşlar, hepimiz için bu geçerli. Özellikle basında bulunan arkadaşlarımız bunu çok yakın yaşadılar. Hepimiz beraber yaşadık, biliyoruz. Yani faullü zemin diyorum ya, mesela basında bu FETÖ'nün takip ettiği, kontrol ettiği organlar vardı. Televizyonlar vardı, gazeteler vardı, dergiler vardı. Asla normal şartlarda bir rekabet onlarla yapmanız mümkün değildi. Çünkü onlar bütün bir satı o faullü girişimlerle kaplamışlardı, kapatmışlardı. Bize düşen neydi? Kıyıda köşedeki haberleri takip edebilmek. Onları da biraz da onların korkusuyla, endişesiyle, öyle mi? Yani bir sıkıntılı halle takip ediyorduk. Gazeteciler zaviyesinden söylüyorum arkadaşlar. Yoksa bütün bir toplumu ilgilendiren bir haldi bu. Şimdi 15 Temmuz bu yönüyle de bir nimet olarak karşımıza çıktı elhamdülillah. Cenab-ı Hak bu millete inayetle yaklaştığı için bu hal bu şekilde zuhur etmiş oldu. Şimdi görüyoruz arkadaşlar ki zaman zaman bazı çevrelerden özellikle bu FETÖ'ye dair yapılan adli takibatlarından dolayı serzenişler, tarizler yöneliyor. Oysa şunu özellikle sizden istirham ediyorum arkadaşlar. Daha önce adli mekanizmaların içini bütünüyle kuşatan bir FETÖ yapılanması var. Hepimiz bunları bizzat gördük. Bunların bu ülkede genelkurmay başkanlığı yapmış zatı çok amiyane ifadesiyle en tüpüften gerekçelerle 3 yıl hapse yatırdıklarını hepimiz gördük. Aynı yakın şahit olduk. Şimdi bizim yaptığımız kanuni asla adaletin çizgisini efendim şaşırmayan bir tarzda bu insanlara yönelmektir. Yaptığımız olağanüstü hal çerçevesinde bunlarla ilgili takibatı gerçekleştirmektir. İstirhamımız şu, bize demin başkanım da söyledi. Çok sayıda arkadaşlarımız yöneliyorlar. Tanıdık, tanımadık. Bu hali bütünüyle takip etmek durumundayız. Adaletin yapacağı işlere teslim olacağız. Çünkü oralarda çok ciddi takibatlar yapılmış. Üstelik uzun yıllara sari takibatlar yapılmış. Kim ne adım atmış? Nereye ne tür bu yapıyla ilgili girişimde bulunmuş? Hepsi bu mekanizmalar tarafından kayda alınmış. Bunları bekleyeceğiz arkadaşlar. Özellikle bunların temerküz ettiği sermayeler var. Mesela en son Boydaklar mıydı? Mesela onların TMSF'ye devriyle ilgili bir gelişme yaşandı. Bunun geçmiş serencamına iyi bakmak lazım. Hormonlu büyümeyle gördüğümüz, karşımıza çıkan yapıları
özellikle çok daha böyle mütecessis takip etmek lazım. İndiği hükümler vermemek lazım. Bu anlamda diyorum ki arkadaşlar, Allah'ın izniyle özellikle Erzurum özelinde söylüyorum. Hakkı adaleti üstün tutar bir tarzda FETÖ yapılanmasının üzerine gidiyoruz. Ve göreceksiniz, olağanüstü hal ortadan kalktıktan sonra, zemin çok daha netleştikten sonra hepimiz diyeceğiz ki Allah razı olsun, hiç değilse bütün bir toplum rahat bir nefes aldı. FETÖ yapılanması ile ilgili özellikle bunu söylemek istiyorum. Bu bağlamda arkadaşlar, ülkemizin gündeminde bir isim tartışma mevzu şu anda. Bu isim bizim hemşerimiz. Erzurum'un iftiharla andığı ama herkesin de siyasetin her tonundan ona sevgi efendim halesi oluşturduğu bir isim. Efkan Ala. Buna dönük bir takım spekülatif sözler var. Ben çok yakından biliyorum arkadaşlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok net bir biçimde ifade etti, anlattı. Efkan Bey nitelik abidesi bir hemşehrimiz. Bir devlet adamı, siyaset adamı. Yaptığı işleri 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte herkes gördü. Bütün dünya şahit oldu. Onun yiğitliğine, onun mertliğine, onun devlet adamlığına, onun iş birliğine hepimiz şahit olduk. Hepimiz biliyoruz bunu. Şimdi geldiğimiz noktada olabilir ki hükümet onunla ilgili farklı bir tasarruf düşünmüştür. Bir tebeddülat. Gene bu eskilerin ifadesi tebeddülat. Yani iyiye doğru bir değişim. Onunla ilgili böyle bir tasarrufu ortaya koymuştur. Sonrasını beklemek lazım. Şundan emin olun ki Efkan Ala ismi bu ülkenin yönetiminde çok uzun yıllar cari olacak, hep var olacak. Bunu ben çok yakından biliyorum. Sayın Başbakanımızın ona karşı yaklaşımını biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten mesai arkadaşı kendisinin. Dolayısıyla kendisi de ifadelendirdi o gün. Yani hiç kimseye karşı kullanmayacağı bir nitelemeyi bütün bir basın önünde, bütün dünyanın önünde kullandı. Ne benim ne de başbakanın haddi nedir ona bir olumsuzluk izafe etmek dedi. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla şimdi Erzurum'dan böyle bir şey duymadım elhamdülillah. Erzurum'da dediğim gibi siyasetin her tonu basının da bakış açısındaki her farklılığa rağmen Efkan Bey özelinde bir müttefik olma durumu var. Ama benim sizden istirhamım şudur, şimdi sosyal medya çok cari, çok geçerli. Bu zeminlerde özellikle hemşerimizi bir değerlendirmeye tabi tutarken başkaları, biz de sahabetlik edelim, sahip olalım. Benim sizden istirhamım budur. Ama gerçekçi değerlendirme şudur, Efkan Bey AK Parti var olduğu sürece bu davanın en önündeki saflarda yer alacaktır. Kimi zaman bakan olarak, kimi zaman partinin genel merkezinde pozisyon olarak ki şu anda Efkan Bey partimizin merkez karar yürütme kurulu üyesidir. Yani partinin yönetim kademelerinin en üstünde bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla bunu özellikle bir der kenar olarak geçiyorum. Efkan Bey ile ilgili bahsi çok önemsiyorum. Tabi ondan bahsederken bölücü terörden de bahsetmek lazım arkadaşlar. Malumunuz bu FETÖ'den önce bir süreç başlamıştı ve bunu Efkan Bey'in liderliğinde götürüyorduk biz. Ve çok ciddi de mesafe aldık. Ama 15 Temmuz bir şey daha açığa çıkardı ki PKK tek başına bir örgüt değil. Biliyoruz arka planında başka ülkelerin olduğunu, başka dirijen yapılan olduğunu elbet bunu biliyoruz. Ama FETÖ ile iç içe olduğunu özellikle asker kıyafeti giyen teröristlerin bunların yelkenlerine rüzgar taşıdığını 15 Temmuz'dan sonra aynel yakın görür oldu. Çok aşikar oldular. Şimdi arkadaşlar bu bölücü terörle de eş zamanlı olarak mücadele ediyoruz. Bölücü terör tek başına eskiden PKK'ydı. Burada mücadele ediyorduk. Şimdi bir de DAEŞ diye bir musibet başımıza çıktı. Onun bir de yurt dışı ayağı var. Orada da mücadele zemini açtık.
Ve elhamdülillah geldiğimiz noktada işte bir müdahale yaptık. Değme orduların başaramayacağı hali biz 15 günde başardık. Suriye'de bizim sınırımıza yakın hedeflediğimiz bölgeyi çok kısa bir süre içerisinde terörden, DAEŞ teröründen özellikle tertemiz ettik, temizledik. Tabii orada PKK'nın da uzantıları var. Ona karşı da çok müteyakkızız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün ifadelendirdiği hakikatleri lütfen es geçmeyelim. Ben burada çok ayrıntısına girmiyorum. Ama Irak bağlamında da özellikle Türkmenlere dönük bu teröristlerin yönelmesini biz dikkate alıyoruz. Ona karşı da müteyakkız bir haldeyiz, dikkatliyiz. Bunu da bilmenizi özellikle istiyorum. Arkadaşlar terörü de bu kadarla iktifa edip geçelim. Ama en önemli bugün konuşmamız gereken mevzu Erzurum'un içinde bulunduğu iktisadi haldir arkadaşlar. Ekonomik durumdur. Yaklaşık bundan 2 ay önce filandı zannediyorum. Hükümetimiz yeni kurulmuştu. 65. hükümetimiz. İçinizden bir arkadaşımız, şimdi burada değil ismini vereceğim, Sinan Özçaylak beni aradı. Sorduğu şey şuydu. Efendim, bu bölgede Kars cazibe merkezi olmuş, Erzurum bu işin dışında bırakılmış. Bunu katıldığım bir televizyon programında burada bulunan Esat Bindesen ağabeyim de bana yönetti. O zaman da henüz netleşmiş bir şey yok dedim. Erzurum bu bağlamın mutlaka içerisinde olacaktır dedi. Şimdi geldiğimiz noktada bir çalışma açıklandı. Biz bunu biliyorduk. Diyarbakır'da Sayın Başbakanımız açıkladı. Çok tafsilatlı bir çalışma ama ayrıntılı değil. Özeti itibariyle kamuoyuna sunduk. Dün bu basın toplantısından dolayı, burada bulunacağımızdan dolayı Kalkınma Bakanlığımız müsteşarıyla bir görüşme yaptım. Kendi ifadesi şudur, belgeleri de bana kendisi gönderdi. Henüz daha çalışmalarımız devam ediyor. Arka planını dolduruyoruz. O başlıklar halinde geçenleri şimdilik göz önüne alın ama tafsilatı sonra açıklayacağız. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Biz öteden beri Erzurum için diyoruz ki Erzurum iktisadi kodlarını tarif eden tarım ve hayvancılıktır. Kaidemiz budur diyoruz. Oysa bu açıklanan cazibe merkezi olma pozisyonunda tarım ve hayvancılık sadece Kars bağlamında ifadelendirilmiş. Ben bunu da özellikle sordum. Öncelik ayrı, bütününe şamil olma ayrı dedi. Dolayısıyla biraz bekleyelim. Daha tafsilatlı açıklamaları bu yönüyle bir ara size ileteceğiz, izah edeceğiz inşallah. Arkadaşlar, Haide-i Sühan, Merdi Sühendan'a yakışmaz diye bir söz şimdi birden aklıma geldi. Diyor ki bunu eskiler, söylenmiş sözü tekrarlamak söyleyene yakışmaz. Ama siyasetçi olduğumuz için çok da söylemek durumundayız. Öyle değil mi? Yenir, az önce söylenenini de tekrar ediyoruz. Bu yönüyle kusura bakmayın. Tekraren söyleyeceğim arkadaşlar. Özellikle hafızayı beşer nisyan ile malul ya, unutkanlığımız var ya. Mesela Gamze Bilir bizimle beraber uzun yıllar çalıştı. Eskiye zaman zaman projekte olmak lazım arkadaşlar. Hangi haldeydik? Hangi hale evrildik? İktisadi bakımdan söylüyorum. Erzurum ne noktadaydı? Şu an nereye geldik? Biz seçim satında 14 katrilyonluk bir yatırımdan bahsettik. Yani AK Parti'nin 13 yıllık iktidar serencamında Erzurum'a 14 katrilyonluk eski parayla bu tabii. Eski ifade eden bir rakam. Bir yatırım yapıldığını söyledik. Bunu tafsilata girip ayrıntısıyla yatırımları izah etmeyeceğim. Ama şunu bilmenizi istiyorum. 62 katrilyonluk değil mi Muhammedciğim? Şimdi açıklanan cazibe merkezi olmamızdan kaynaklı aktarım.
Tabii bu devlet tarafından aktarılacak bir miktar. Bundan Erzurum'a çok ciddi bir payın akacağını, buraya yansıyacağını düşünün ve samimi söylüyorum arkadaşlar. Yani 14 katrilyon 13 yılda geldiyse çok kısa bir, bu 2020 yılına kadar bir hedeftir biliyorsunuz bu cazibe merkezi açıklanırken. Ben Allah'ın izniyle parasal bir rakam olarak belki ifadelendirmek doğru olmayacak ama yani bu 14 katrilyonun ona yakın bir rakamın inşallah bize bir yansıması olacağını düşünüyorum. Ha bu arada arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Bunu sadece Erzurum özeli için de düşünmemek lazım. Yani Kars'a yapılacak yatırımın bize yansıması olacaktır müsbet manada. Diyarbakır'a yapılacak yatırımın bize yansıması olacaktır müsbet manada. Sadece bize mi? Hayır. Tekirdağ'a da yansıması olacak. Bütün Türkiye satına yansıyacak bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu hal, ben biliyorum ki sizlerde de bir heyecan oluşturdu ama sualler de açıldı. Acaba işte kaç maddeydi bizdeki şey? Efendim, doğal taş işleme, yapı malzemeleri üretimi, meyvecilik, seracılık, kış turizmi. Kış turizmi Erzurum ifade ediyor, doğrudur. Ama az önce söylediğim gibi hayvancılık, lojistik, ki bizim burada mesela böyle bir yatırımımız var şu anda cari olan. Öyle midir Muhammedciğim? Dolayısıyla bunların hepsine bu rakamlardan yansımalar olacaktır arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeyim. Biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Çok donanımlı, yetkin bir ekibimiz var. İl yönetimi için söylüyorum. Bizim ekonomi işleri başkanlığını yapan Muhammed Ali Yılmaz kardeşim var. Bu işleri de çok yakından takip ediyor. Sizden ricamız şudur. İktisadi manada bilgi alacağınız zaman özellikle elbette ki il başkanımıza yönelin ama sizin muhatabınız Muhammed Ali Yılmaz olur ve çok sahici bilgilerle sizi donatır arkadaşlar. Bunun da altını çiziyorum. Şimdi arkadaşlar az önce il başkanımız söyledi. Bugün Allah nasip ederse Şenkaya'ya gideceğiz. Şehit ailesiyle ilgili bir çalışmamız var. Sonrasında da meclis tatile girdi ama milletvekillerine tatil yok. Milletvekilleri için tatil kavramı kullanılmıyor. Bunu da ben mecliste öğrendim arkadaşlar. Nasıl öğrendim? Birisi ya ne zaman tatil olacak diye sordu meclis başkanına. O da dedi ki arkadaşlar bir daha bu suali yönetmeyin bize. Çünkü milletvekili için tatil yok. Milletvekili için yaz dönemi çalışmaları var. Yani meclis tatile girer, milletvekili milletle beraber olur, çalışmalarına devam eder. Tıpkı el an yaptığımız gibi. Değil mi arkadaşlar? Yani yaklaşık 20 gündür ben Erzurum'dayım. Arkadaşlarımız da başka yerlerde çalışıyorlar. Onu da söyleyeyim. Yani burada olmayanlar bulundukları yerlerde siyasi çalışmalarına devam ediyorlar. İşte takip ediyorsunuz Mustafa Bey'in televizyon programlarını, Orhan Bey'in çalışmalarını, Zehra Hanım'ın yurt dışı çalışmalarını filan. Hepimiz bir taraftan çalışıyoruz. Ekim'e kadar inşallah bu performansla hep beraber olacağız arkadaşlar. Ben tabii milletvekillerinin daha önce milli iradeye yön verdiklerini birebir görmüş, takip etmiş bir kardeşimiz. Şimdi AK anlayış bunu tersine çevirdi. Milletvekilleri milletle beraber yürüyorlar. Milletten sürekli enerji devşiriyor. Benim de sizden istirhamım şudur ki arkadaşlar, hazır böyle bir toplantıdayken bizim bu tarzımıza dönük sizin değerlendirmeleriniz nedir? Merak ediyorum. Mesela buna dönük daha önce biz gazetelerde şu nevi'den yazılar okurduk. Ya bu milletvekilleri seçiliyorlar arkadaş. Seçildikten sonra efendim fil dişi kuleye çıkıyorlar, milletten uzak duruyorlar. Bunları çok okuduk. Burada yazan abilerimiz var. Öyleydi zaten. Öyle değil mi Esat abi? Çok yazmıştınız. Şimdi biz o hali berhava ettik. Ama bu hal nasıldır? Buna dönük sizin değerlendirmelerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Bu konuşma bittikten sonra elbette soru cevap faslı başlayacak. O noktada bu değerlendirmeyi de özellikle
sizden rica ediyorum arkadaşlar. Ve bir şey daha sizden özellikle istiyorum arkadaşlar. Bu dönem inşallah benim çalışmalarımın içerisinde olacak. Özellikle bu internet medyasına dönük yapılması gereken beklentiler nedir? Kanuni düzenleme noktasında ne tür bir çalışmalar yapılsın? Meclis zeminine bu yönde getirilecek efendim yasama noktasındaki düzenlemeler ne olsun? Bunları da aklınıza geldikçe, ille de burada söylenecek diye bir kayıt yok, bize aktarırsanız bu beni memnun eder, beni beslemiş olursunuz. Maksat da zaten budur. Maksat da hasıl olmuş olur. Değil mi Ayet? Evet. İnternet medyasının yanı sıra televizyonlar için de. Gayet tabii televizyonlar için de. Hatta şimdi ilan alan gazetelerimizin durumu mesela. Bunlarla ilgili de beklentiler nedir? Bunları mutlaka bize not olarak aktarırsanız ben de ona göre çalışmalar yapacağım. Çünkü ben özellikle bu işi vazife atfediyorum kendime. Mesleğin içerisinden birisi olarak, içinizden çıkmış birisi olarak bu yönde bir çalışmamın olması gerektiğini düşünüyorum. Dahası partim bana bu yönde çalışmayı da özellikle dikte etti. Bunu da bildireyim ben size arkadaşlar. Tekrar buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bununla iktifa edelim. Bir daha geniş zeminlerde inşallah konuşuruz, sohbet ederiz.